Gelelim şimdi bir diğer konumuza. Çok ilginç bir konu. Yine herkesi ilgilendiren bir konu. Telefonu olan, cep telefonu olan, herkesi ilgilendiren bir konuya geçiyoruz. Hem de hayati bir mesele. Hazırsanız haber arası devam ediyor efendim. Evet, sırada telefon kazaları var. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Telefon kazaları. Telefon kazaları deyince elinizdeki telefonun ya da ısınan telefonun patlaması falan gibi bir şey aklınıza gelmesin. O başka bir şey. O telefonun teknik arızası diyelim ona. Telefon kazalarını insanlar kendileri oluşturuyorlar. Peki nasıl oluşturuyorlar bu telefon kazalarını? Artık öyle bir hale geldi ki telefon hayatımızın her yerinde. Sürekli elimizde. Yolda yürürken telefona bakıyoruz. Efendime söyleyeyim, giderken telefona bakıyoruz. Araba sürerken telefona bakıyoruz. Yemek yaparken telefona bakıyoruz. Merdivenden çıkarken, merdivenden inerken telefona bakıyoruz. Ve bu telefon, şöyle markası görünmeyecek bir telefon olsaydı iyi olurdu, gösteremiyorum da. Ve bu telefon meselesi gerçekten birçok kaza açmaya başladı insanoğlunun başına. İsterseniz görüntülerimiz var. Bu görüntüleri biraz izleyelim. Sonra üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Korktuğum şey de bu. Telefona bakarak karşıdan karşıya geçenler. Ben de şöyle bir telefona bakıyorum ama benim telefona bakma nedenim biraz da haberle ilgili. Birazdan sosyal medyada şu an itibariyle en çok konuşulan isimleri konuşacağız biz de. Neden sosyal medyada şu an en çok konuşulan isim oldular onu konuşacağız. Aykut Hoca hala çok konuşulanlarda. Aykut Kocaman birazdan konuşacağız. Neden en çok konuşuluyor onu söyleyeceğim. Tarkan bir haftadır çok konuşulanlarda. Ve Ukrayna yine biliyorsunuz çok konuşulanlarda bunların neden konuşulduğunu birazdan izleyeceğiz. Ama gelelim şu telefona bakarak yürüyenlere. Şimdi tabii havuza düşenler, merdivenden düşenler, karşıdan karşıya işte bakın işte bir belediye çukuruna düşenler, bakın markette düşenler. Bunu biz yaşıyor muyuz? Peki merak ettik. Yani bu görüntülerin birçoğu yurt dışından alınma çünkü. Acaba Türkiye'de de insanlarımız böyleler mi? Mesela ben kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Bir aile oturduğu zaman evde iki büyük, iki yetişkin, iki çocuk herkes telefonlarına bakıyor. Bir restorana gidip bir kafeye oturduklarında oturan herkes birinin telefonu çalınca o telefona bakınca bunu fırsat bilen diğer herkes masada oturan hemen telefonlarını alıyorlar. Ve öyle uzun bir ara sessizlik oluyor. Yolda yürüyen iki kişi gördük biraz önce. Birbirlerine çarptılar. Genç insanlar telefonlarda belki de arkadaş ya da evlenecek çiftini belki de bir elmanın ikinci yarısını ararken aslında o elmanın ikinci yarısı da onun yanından telefona bakarak geçiyor. Birbirlerini görmüyorlar, farkında değiller mesela. Bu şekilde kadersel bir takım olayları bile neredeyse telefona bakarak es geçmiş olabiliyoruz hayatımızda. Gelin şimdi bir de Türkiye'ye bakalım, sokağa çıkalım. Telefon kazaları bizde ne durumda? Onu bir konuşalım isterseniz. Hiç cep telefonuyla konuşurken başınıza bir olay geldi mi? Veya şahit oldunuz mu böyle bir şey? Evet, şahit oldum. Arkadaşım yolda yürürken
logar kapağını görmedi. Cep telefonuyla oynuyordu. Ayağı ona takıldı ve düştü. Cep telefonuyla hiç yürümüyorum. Bir de yürüyenlere bakıyorum. Tam yanıma gelecekler. Önlerinde duruyorum. Çarpıyorlar. Diyorum bak yapmayın. Çarpıyorsunuz. Merdivende düşenleri gördüm şey binerken. Vapura. Karşıdan karşıya geçerken arabaya dikkat etmeyip az daha altında kalıyorduk. O şekilde yaşamış olduğumuz bir sıkıntı oldu telefon kullanmadan dolayı. Bir gün bir bu şekilde yürürken yolda kuyu vardı ve kuyuya düşmüştüm. Öyle bir kötü anım oldu yani benim için. Metroya binecektik işte orada. Yani konuşuyor da dalmıştı, ben uyardım dedim yani şimdi düşersin falan. Kalabalıktı da telefonu düştü yani yürüyen merdivendeyken aşağı kadar gitti, telefon gitti. Mesela araba kazası. Dikkatsizlikler falan oluyor normalde. Babam araba kullanırken az kalsın telefonu yere düşüyordu camdayken. Arkadaşımın kızıyla beraber, arkadaşım benim kızım, dolaşıyorduk. O biraz telefon daha çok konuşuyor. Düştü yere. Bisiklet kazaları oluyor genelde telefona bakıp. Daha önce ben de yaşadım hatta, gene bisiklette birine çarpmamak için yere düştüm. Ne yolda giderken olsun, araç kullanırken olsun, herhangi bir iş yaparken olsun cep telefonu kullanmamasını tercih ederim. Benim başıma gelmedi ama çok şahit olduğum var. Kişiler işte dediğim gibi telefonla konuşurken yani sağa sola hiç dikkat etmiyor. O anda giderken elinde olduğundan dolayı bir anda yandakine çarpıyor. Telefon elden aşağı düşüyor. Artı bir de mesela trenlere binerken o aradan düşenleri gördüm. Onlara rastladım. Ama dediğim gibi bak bu şekilde cihazlar hep kırık şekilde bu şekilde oluyor yani. Evet, son olarak telefonla ilgili günün sloganını belirleyelim isterseniz. Telefona bakma, hayatı kaçırma diyelim. Gerçekten telefonla, gözlerimiz telefonda geçen her saniyede aslında hayattan kaçırdığımız, hayatımızdan kaybettiğimiz güzel şeyler oluyor. Etrafa bakalım, dünyaya bakalım, hayata bakalım, güzel şeylere bakalım. Telefona sadece telefon çaldığı zaman bakalım mesela, veya birini arayacağımız zaman ya da birine önemli bir mesaj atacağımız zaman bakalım. Yoksa onun dışında telefonda geçirdiğimiz her fazla zaman hayatımızdan götürüyor, hayatımızdan çalıyor. Bu güzel hayat bakmaya değer efendim. Telefonlardan çok çok daha fazla bakmaya değer. Diyelim ve sıradaki konumuza geçmek üzere hazırlanalım. Haber arası devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.